Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi efendim, bu yolda giderken Kur'an-ı Kerim'i sırayla yaparken bazen çıkış yapıyoruz ya, bazen ara sıra, çok da az olsa. Mesela 2 sene evvel darbe 1, darbe 2 diye 2 vaaz yaptık biliyorsunuz. Darbe 1, 15 Temmuz'la ilgili yine çıkış yaptık. Bugün de çıkış yapıyoruz. Şimdi başka bir darbe için çıkış yapıyoruz. Neydi o? Fransa'da yapılan bir sempozyumda verilen bildirilerde çıkan neticeyi efendim bize duyurdular. Onlar demişler ki Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkması lazım. Yani Yahudilikle ilgili, savaşla ilgili, cihatla ilgili ayetlerin çıkması lazım dediler. Böyle bir neticeye de bizim siyasilerimiz bile karşı koydular. Tabii ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir cevap vermesi gerekirdi ve bu konuda hatta uluslararası bir sempozyum, kongre düzenlemesini isterdim veya ilahiyat fakültelerinin yapılmasını isterim ama ben bana düşeni yapmak mecburiyetindeyim. Bugün bu konuya tahsis ediyoruz. Bu terbiyesizce konuşmayı bugün ister istemez çıkış yaptık. Şimdi Fransa'daki olaya baktığımız zaman vahyin, Allah'ın gönderdiği vahyin veya kitabın bazı ayetlerini uygunsuz karşılayıp kitaptan çıkarma işi çok eski. Yani bu Fransa'daki denen sözün ta İsrailoğullarında, Yahudilerde, Hristiyanlarda görüyoruz biz bunu. Eskiden geliyor bu. Yani ilahi vahyi ve ayetlerini değiştirme sistemi, mesela Bakara suresinin 79. ayetini ele alırız. Allah bunu anlatıyor bize. Eskiden olduğunu. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Diyor ki Allah-u Teala, yazıklar olsun. Kitabı eliyle yazıyor, kendi yazıyor, diyor ki bu Allah katındandır. Bak bak bak, ta ne zaman? Milattan önce, asırlar asırlar önce, yani bu Hazreti Musa'dan az sonra. Yani adam yazıyor ayeti, hoşuna gitmiyor ayet. Tevrat'taki ayet hoşuna gitmiyor. Kralların baskısıyla veya kendisiyle fark etmez. Diyor ki, kral diyor ki mesela bir din adamına, diyor ki, ha bu ayet hoşuma gitmiyor. Bu uygun değil yani. Beni frenliyor yani. Ben krallık yapacağım, ezeceğim, geçeceğim, zulüm yapacağım. Bu ayeti kaldı buradan şimdi. O da yazıyor. Ve diyor ki hâlâ min indillah. Bir de üstelik o kendi yazdığını Allah katındandır diyor. Bu Fransa'daki bu olay, bak kökünü söylüyorum size. Bak nereden geldiğini. Kökünden aldık işi hele. Evet, bu işin böyle anlatılması lazım Türkiye'ye.
aman kahrolsun mahrolsun filan demekle bu iş olmuyor. Yani bu ne demek? Bu adamlar gerici gerici. Gerici derler ya bizde. Yani adam çağa ayak uyduramayan, çağdaş kafaya sahip olmayan, geriyi savunan, geçmişi savunan, geçmişin hurafelerini savunup ileri süren adama ne diyoruz? Yobaz, gerici diyoruz değil mi? Olay bu. Ya Fransa yobazlık yapıyor, yobazlık. Geri kafalı ama ispatını yaparak söylüyoruz. İspatını yaparak söylüyoruz. Yok öyle şey, öyle kafadan sıkma yok. Şimdi Maide suresinin 13. ayetinde yuharrifunel kelime amme vâdu'ihi gene bu İsrail Yahudilerle ilgili. Onlar kelimeyi tahrif ediyorlar, değişiyorlar. Yerinden çıkarıp oraya bir kelime koyuyorlar. Bak bak bak. O kelime dediği cümle, ayet ya. Hüküm. Çıkarıyor onu diyor Allah-u Teala oradan. Söküp alıyor onu. Yerine başka bir şey koyuyor. Aa, Fransa'nın teklif ettiği. Bak bak. Görüyor musunuz? Yani bu Fransa'da olan olay çok eskiden insanlar, ilkel toplumdaki insanlar bunu yapmışlar. Bu yeni değil. İnsanlık bu adamlarla yeni tanışmıyor. Çok eskiden beri tanışıyor. Bunu anlatmaya getiriyorum. Yani kutsal kitabın bir hükmünü veya bir ayetini veya bir kelimesini, kavramını söküp yerine başka bir şey koyma adeti çok eski. Ayet söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. Hatta Maide'de iki tane var. Bu bununla ilgili. Şimdi bu tahrifatı, bu değiştirme olayını, çıkarma olayını kutsal kitaptan daha sonra Hristiyanlar yaptılar. İncil'e yaptılar. Ve Allah-u Teala onun için Kur'an'ı gönderdi. Hakiki Tevrat'ı buraya koydu. Hakiki İncil'i buraya koydu. Daha doğrusu bütün vahiyleri Kur'an-ı Kerim'e koydu. Doğrusunu koydu. Tasdik etme olayı bu. Musaddikan lima beyne yedeyi diyoruz. Kur'an'ın önemli bir vasfı, önemli bir özelliği kendinden önceki kitapları tasdik eder. Yani nasıl? Kendinde yer vererek tasdik eder. Akşam televizyonda da anlattım onu, TV8'de bunu. Siz dinleyemediniz tabii. Saat 2'de bitti yani. 12'yi çeyrek gece başladık. Efendim 2'de bitti. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu sefer, Kur'an-ı Kerim'i bir görev için göndermiş Allah'a, birçok görevi var. Bu görevlerden bir tanesi de Tevrat, İncil ve diğer vahiylerin hakikisini koydu buraya. Yani burada Tevrat da var, İncil de var, Hazreti İbrahim'e gelen vahiy de var, Hazreti Nuh'a, Hazreti Adem'e, hepsi burada var. Onun için 600 sayfa. Doğrularını. Şimdi bu kirlilik, bu pislik, vahyi değiştirme, hayatına uymayan, ahlakına uymayan, siyasetine uymayan ayetleri değiştirme olayı çok eski. Bu sefer bu böyle tahrifat devam ederken peygamberimize gelmiş. Şimdi önümde bu ayeti size anlatmıştım. Tabii bu camide bayağı oldu. Kaç sene olmuş olabilir? Yunus suresi tahmin ediyorum. En az bir 10 sene var. En az. Efendim. Şimdi bu ayeti bizim peygamberimizle ilgili anlatıyor. Bizim peygamberimizin devrinde neler olmuş? Onu söylüyor. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtuna
Bizim ayetlerimiz onlara okunduğu zaman beyyinatin, apaçık. Ayetlerimiz onlara apaçık okunduğu zaman galellezine la yercune likaena, bize kavuşmaya inanmayanlar, bize kavuşmayı ummayanlar. Bu la yercune la yu'minune manasına da gelir. Yani Arapça mana verseydik buna, yani Arapçayı Arapçayla manalandırsaydık, la yercune la yu'minune diyecektik. Yani inanmazlar, yani ümit etmezler, ummazlar. Bize kavuşmayı ummayanlar. Ne demek kavuşma? Allah'a, mahşerde Allah'a gideceğimize, bir ahiret hayatının olacağına inanmayanlar demektir. Anlıyor musun? Bir ahiret hayatı olacağına, Allah'a kavuşma diyor. Çünkü biz ayrı düşüyoruz Allah'tan. Bu dünyada Allah'tan ayrıyız. Kendimizi Allah'la beraber hissetmiyoruz. Allah'la beraber hissetsek, Allah'ı yanımızda hissetsek bu pislikleri yapar mıyız? Bu ahlaksızlıklar olur mu? Olmaz. Şimdi ama diyor Allah-u Teala, mahşerde dönüp gitmen mümkün değil. Bu dünyada dönüyorsun, gidiyorsun. Soruyorum sana, feeyne teze bu, nereye gidiyorsun diyorum sana ama sen dönüp gidiyorsun. Ama bana bir gün kavuşacaksın, hiç kaçamağın yok. Hiç. İşte bu kaçamağı olmadığı buluşmayı ummayanlar, inanmayanlar dediler ki peygambere, bak şimdi, i'ti bi Kur'anin gayri hâdâ. Ha bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir dediler peygamberimize. Bak değiştir onu ya. Yani bu Fransızların dediğini peygamberimize söylemişler ya. Onun için bunu konu edindim. Aslında bunu tabii televizyonda anlattım onu. Daha büyük televizyonlarda da anlatmak lazım bu konuyu. İ'ti bi Kur'anin gayri hâdâ. Ha bu Kur'an'ı değiştir. Evbeddil, başka bir Kur'an getir. Evbeddil, yahut onu değiştir. Ya değiştir onu. Bizim ahlakımıza uymuyor bu Kur'an. Sen tevhid inancı değilsin. Biz putperest. Sen diyorsun kadınların hakları var. Bizde kadın hak olur mu ya? Kadın köledir. Sen diyorsun zulüm yok. Hukuk var. Ne hukuku? Biz zulüm yapacağız. Sen diyorsun alkol alma, biz alacağız. Sen diyorsun faiz yeme, biz yiyeceğiz. O zaman bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir. Yani bu bize uymuyor yani. Bu bizim ne inanç yapımıza uyuyor, ne ahlakımıza. Bunu yahut değiştir onu yani. Hangisini istersen. Peygamberimize dedi. Şimdi Yahudilere uymuyor ya Kur'an'daki ayetler. Değiştirin onu. Aynen. Hiç fark yok. 1400 sene evvel olmuş bu olay. Aynısını şimdi söylüyorum. Yani Fransa'daki olay. Şimdi buna cevap olarak peygamber bir cevap veremez. Allah şimdi cevabı verdiriyor ona. Kul de. Ma yekunu li en ubeddilehu min tilka'i nefsi. Ben kendi tarafımdan onu düzeltemem. Bu mümkün değil. Bana yakışmaz. Bunu yapamam. Bak ama teklif var. Fakat Allah diyor ona ki böyle de onlara. Olur ki sen de kanarsın onlara. Bak şimdi kanmaya sıra geldiğini anlatacak şimdi. İsra suresine gideceğiz. Peygamberimiz onların baskısına dayanamadı. Meyletti onlara. Onu anlatacak şimdi İsra'da. 73, 74, 75'te anlatacak. Oraya geçeceğim şimdi. Ama peygamberimiz de diyor ki Yüce Allah, sen bunlara nasıl cevap vereceksin? De onlara böyle. Kendi tarafımdan, kendiliğimden benim onu değiştirmem olası değil. De. Bu sözler bakın 1438 sene önce oluyor.
Ama şunu da de. Yani bunu de. Ardından şunu da de. Ne? İn ettebi'u illa ma yuha ileyye. Ben sadece bana vahyolunana tabi olun. Uyarım. Ben sadece Allah'ın bana vahyettiğine uyarım. Bitireyim ayeti de. İnni ahafu. Yine de onlara. Ben korkarım. İn asaytu Rabbi. Rabbime isyan etmekten korkarım. Bak 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 bak. Yani ben Kur'an'a müdahale edersem Rabbime isyan etmiş olurum de. Azab-ı yevmin azim. Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkarım de onlara. Yani sen bu Kur'an'a müdahale etmeye kalkarsan bana isyan etmiş olursun diyor Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e. Ve ben seni o büyük günün azabına çarptırırım yani. Hiç dinlemem. Şimdi bu frekansta iken soruyor. Şimdi burada Yüce Hazreti Peygamber'e ben sadece bana vahyolunana uyarım diyor. Bizim din adamları nereye uyuyor? Bir de bana bak. Bak peygambere emir burada. Daha çok var da. وَتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Yani hangi sureydi? Onun ikinci ayetiydi. Efendim? Peygamber kendine vahyolunana uyuyor. Biz bize vahyolunana uyuyor muyuz? E hocam bu Kur'an bize vahyolmadı ki. Hazreti Peygamber'e vahyoldu. Ona tabi olur. Bizden alakası yok ya. Biz uyumayabiliriz. Ama ne diyor Araf işte? İttebi'u ma unzile ileyküm min rabbiküm. Rabbinizden size indirilene uyun. Çoğul çoğul bize de indirilmiş bu. Bu sadece Hazreti Muhammed'e indirilmedi. Bize bize. Bak yakaladım seni, kemiklerini kırdım. Araf 3. Bitti nokta. Bize de indi. Ha, demek ki ne oldu şimdi? Cevap ayetle verilince muhteşem oldu. Ben de zevk alıyorum. Ha, yani vallahi zevk alıyorum. Şimdi ebe kardeşim, o Fransa'da olan olayı biz yapmışız zaten. Biz Kur'an'a tabi olmuyoruz ki. Ne farkı var? Biz Kur'an-ı Kerim'in kaç tane ayetini tatbik ediyoruz? Ha bir de bana bak. Ya biz zaten çıkartmışız Kur'an'dan ayetleri. Tabi. Gargarı çıkıyor burada. Burada gargarı çıkıyor. Gargarısı bilmezsiniz. Bir adam öldüğü zaman da onun evinde büyük sesle ağlarlar. Derler ki orada gargarı çıktı. Şimdi ağlanacak halimiz var. Ya bırak Fransa'yı sen şimdi. Sen neredesin? Sen zaten Kur'an'ı parçalamışsın. 500 tane ahkam ayeti var demişsin. Ötekiler hikayedir demişsin. Sen zaten bitirdin, işi bitirdin ya. Sen Fransa'nın dediğini zaten yaptı, İslam alemi yaptı, yaptı. Hocalar yaptı bunu. Ah böyle bir kongre olsaydı, o Fransa'ya kongreye bir gitseydim, darmadağın etseydim orayı. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, sen de ki ben sadece ve sadece Kur'an'a uyarım. Bakın şimdi belki Ramazan Bey anlar, böyle Arapça bilenler anlar. İstisna cümlesiyle kullandığı zaman bir cümleyi Yüce Allah, bu gramerdir. Yani Arap grameridir bu yani. Anlıyor musun? Vurgu var. İn ettebi'u illa, oradaki in'in nafiyedir. Olumsuzdur. İlla
orayı bozuyor, olumlu hale çeviriyor cümleyi. Yani şimdi size kaydı anlatmaya çalışıyorum. Bunun hiçbir anlamı yok ama yani anlamanız için. Sadece ve sadece bana vahyolunana uyarım. O sadece ve sadece işte vurgu. İngilizce'de de böyledir. Cümleyi kurar, hemen arada but dedi mi işte anla bunu. Burada ben sadece vahye uyarım ve ben Rabbime isyan etmekten korkarım. Şunu bileceğim. İslam aleminin hocaları din adına bir harf sokmak Allah'a isyandır. Bitti. Nokta. Bunu bilseydik İslam alemi bu hale gelmezdi. Ve büyük günün azabından korkarım de. Şimdi burada bir baskı var peygamberimize. Başka bir Kur'an getir efendim veya onu değiştir diye bir baskı var peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ancak o kafirler, müşrikler ne vereceklerini söylemiyorlar burada. Anlıyor musun? Yani baskıyı yapıyorlar ama karşılığında ne verecekler? Peygamber onu değiştirirse, o Kur'an-ı Kerim'i değiştirirse ne verecekler ona, onu burada demiyor. Onu nerede diyor? Onu İsra suresinin 73. ayeti 74-75'te söylüyor. Şimdi gidelim oraya da dananın kuyruğu kopsun. Ha, biraz. Şimdi Allah-u Teala peygamberimize dönmüş. Peygamberimiz oradaki baskılara yelken açmaya başlamış. Galiba, galiba değil ölü. Ayet ölü söylüyor. Galibası ne? Ne galibası? Dönüyor. Allah peygamberimize konuşuyor. Ve bu ayetler Kur'an'ı peygamberimizin yazmadığına en büyük delildir. وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَاِنْ كَادُوا neredeyse لَيَفْتِنُونَكَ seni koparacaklardı عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ sana vahyettiğimden seni koparacaklardı peygamberimize diyor. Neredeyse. Olmadı ama kıyısına geldin ya Muhammed. Kıyısına. Muhteşem. Muhteşem. Bunu okumuyor hocalar. Bu ayette ne diyor Allah? Bunu hiç bilmiyorlar. Yok ki alakaları yok. Böyle bir ayet var mı Kur'an? Bunu da bilmiyor. Şimdi öyle bir kelime kullanıyor ki Yüce Rabbim. Leyeftinuneke fitneden getiriyor işi. Fitne. Fitne. Fitne ne demek? Bozgunculuk. Bozgunculuk yapar, koparmak. Yani Müslümanı Müslümanlıktan koparmak, Müslümandan koparmak fitnedir. Topluma fitne girmek ne demek? Doğru yoldan koparmak adamı. Adamı insanı insandan koparmak. Müslümanı Müslümandan koparmak fitnedir. Anlıyor musun? Koparmak, ayırmak, ayrılık. Bak, seni benim vahyimden koparacaklardı ya Muhammed, neredeyse. Kopma. Biz şimdi hep kopmuşuzdur. Biz Kur'an'dan bağımız var mı ya? Sadece okuruz onu, çok güzel okuruz onu, çok güzel ezberleriz onu, yarışmalar yaparız bu konuda falan. Ama hayatımız kopmuş Kur'an'dan, kopmuş. Bak fitne bize vurmuş, fitne bize vurmuş, vurmuş. Koparacaklardı da ne yapacaklardı? Araya ne koyacaklardı? Koptuk da. Vahiden kopacaktın ya Muhammed, seni koparacaklardı, ayıracaklardı da
O araya ne koyacaklardı? Litefteriye aleyna gayra. Kur'an'dan başkasını bize uydurman için bana uyduracaktın. Ayet uyduracaktın. Ayet. Hüküm uyduracaktın. Fetva uyduracaktın. O arayı öyle dolduracaklar. Senin benim vahyimden irtibatını keseceklerdi. Fakat o araya ne? Bana uyduracağın fetvaları, uyduracağın ayetleri koyacaklardı. Koyman için bunu yaptılar. Muhteşem. Sen bırak Fransa'sını. Peygamberimizin döneminde neler oldu? Dünya kopuyor burada ya. Yani bu edepsizlik, bu hadsizlik, bu şerefsizlik arşı aleye çıktı. Ama kökü çok eski. Yanardağ, yanardağ. Şimdi bu bir yanardağdı, sönmüştü. Efendim, şimdi yeniden canlandı. Fransa'dan patladı yanardağ şimdi. Patladı. Efendim. Ha şimdi ne vereceklerini söylüyor Allah. وَاِذَنْ لَتَّخَذُوكَ حَل۪يلًا Sen bunu yapsaydın, bana uydurma fetvalar verseydin, benim vahyimden seni koparabilselerdi, seni dost edineceklerdi. Ha? Dostluğunu sana vereceğiz. Sen bunu yap ya Muhammed. Sen ayrı bir şey, Kur'an'dan ayrı bir şey uydur. Ya, boş ver şimdi. Ya sen şimdi niye diyorsun ki zina haramdır? Sen niye diyorsun ki alkol haramdır şimdi? Ne kalktın şimdi burada şimdi bir şeyler söylüyorsun? Sen niye diyorsun ki Allah tektir? Bıraksın bu işleri şimdi. Ha bunu biraz değiştir. Dostluğumuzu vereceğiz sana. O zaman seni dost edineceğiz. Vay 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 vay. Bu muhteşem. Yani bu ayetleri inanın İslam alemi bilmiyor. Asırlardır bilmiyor. Bu ne demek? Ha bu ayeti ben nasıl uygulayacağım şimdi? Şu demek. Bir din alimi, bir din görevlisi herhangi birinin dostluğunu kazanmak için fetva veremez. Olay bu. Olay bu. Yani ben falan mezheptenim, falan mezhebe göre fetva veririm efendim. Ben falan cemaattenim, falan tarikattenim, ona göre fetva veririm. Yapamazsın bunu. Kimsenin dostluğu Allah'ın dostluğunun önüne geçemez. Yok öyle bir olay. Yok öyle bir olay. İslam alemini mahvettiler. Herkes kendi mezhebine göre fetva verdi. Yalan mı? Yalan mı? Ve bu sefer İslam alemi Kur'an'dan koptu. Leyeftinûneke gerçekleşti. Koparıldı. Kur'an'dan koparıldı. Uzaklaştırıldı. Aslında fitne ne manaya geliyordu? Kök anlamı neydi? Ateşe vermek. Ateşe, ateşe. Yani bir toplumda insanı insandan koparmak, fitne çıkarmak, toplumu ateşe vermektir. Anlıyor musunuz? Kelimenin kök anlamını veriyorum size. Ateşe vermek. İlimde fitne bilgiyi ateşe vermektir. Ateşe verdiğin yerde orman yanıyor. O ormanda ne ağaç kalır, ne yeşil kalır, ne hayvan kalır. O ormanın içinde beslediği bütün değerler yok olup gider. Fitne de bir toplumdaki bütün değerleri yok edip götürür. Anlıyor musunuz? Yani bunu şimdi Türkiye'ye konuşmak lazım bunu da.
konuştum gerçi dün ama. Ha. Fitne aynı zamanda madeni eritmek anlamına gelir. Eritmek, eritmek. Fitne bir toplumun değerlerini eritir, boşaltır. Fitne bir toplumun değerlerini eritip boşaltır. Aha erittik işte biz. Bu mezhep fitneliği, bu grupçuluk fitnesi, bu tefrika eritti getirdi İslam alemini. Var mı? Kaldı mı bir değer? Bu vaazımı unutmayın ha. Ebediyen unutmayın. Ben giderim ölürüm. Mezarımın üzerinde çimenler biter. Bunu unutmayın. Büyük derdidir bu İslam aleminin. Hafif de bu. Bu yapılıyor bize. Bu sefer dediler ki peygamberimize. Seni dost edineceğiz. Sen ha bu işi yap. Şimdi İslam alemi bu işi yapsa var ya, Kur'an'dan Yahudilerle ilgili ayetleri çıkarsak var ya, bizi dost edinecekler ha. Tabii tabii. Aynı olay. Orada olmuş, burada oluyor. Peygamberimiz olmuş. Bu sefer devam ediyor. وَلَوْلَا اَنْ سَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Ya Muhammed, seni tutmasaydım, seni tuttum. Bak, 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 bak. Seni tuttum. Tutmasaydım sen neredeyse onlara meylediyordun ha. Kur'an'ı değiştirecektin ha, ha, ha. Dehşet. E ama Hazreti Muhammed o köy yüce peygamber, o Allah makamında büyük değer olan insanı bu hatadan engelledi Allah. Ben tuttum seni dedi. Aynen Hazreti Yusuf'u zina işlemekten tuttuğu gibi. Evet evet. Ben tuttum diyor. Ben tuttum seni ha. E tabii o kadar değerli bir peygamberin puanının düşmesini istemiyor. Allah-u Teala seni tuttum ama tutmasaydım ya Muhammed, bak gönlünü biliyorum ha, sen zannetme Allah olarak gönlünü bilmiyorum. O tarafa doğru meylediyordun. Azıcık. Onda diyor Galile azıcık. Düşünebiliyor musun? Yani peygamberimize öyle baskı geliyor ki. Ve ona da dost edineceğiz seni ha. Böyle bir ticaret yaptılar. Sen değiştir, biz seni dost edelim. Alışveriş yapıyoruz. Da, da. Peygamberimiz neredeyse meyletmeye kalktı. Hemen tuttum seni. Tutmasaydın ne olacaktı? Yapacaktın bu işi. Bu kesin. Onu yapacaktın. O zaman ne olacaktı? Onu da diyeyim sana. Peygamberimize diyor. İzen o takdirde. لَيَذَقْنَاكَ ضُعْفَ الْحَيَاتِ وَضُعْفَ الْمَمَاتِ. Hayatın ve ölümün sıkıntılarını sana tattırırdım diyor Allah. Sen Hazreti Muhammed'sin, değilsin, bakmam. Benim vahyime müdahale edeni ezer geçer. Ayete bak. Ha bunu Müslümanlar anladı mı hiç? Ha bunu bilirler mi hiç? Asırlardır. Bu İslam aleminin çektiği bu sıkıntılar ne işte bu? Bak. Hayatın da sıkıntısını çekiyoruz, ölümün de çekeceğiz. Çekeceğiz. Anladınız değil mi şimdi? Şimdi nedir bu sıkıntılar?
Dün televizyonda bir misal verdim. Yani gençlerimiz deist oluyor. Niye oluyor? Niye deizme kaçıyor? Çünkü anlattığımız din din değil ki. Gençler diyor ki bu din değil ya. Bu ne anlatıyor bize? Hurafe anlatıyor. Bu böyle din olmaz diyor ya. Ben diyor Allah'ın varlığına inanıyorum. Din min tanımıyorum. Din, peygamber, ahiret, mahiret böyle bir şey yok. Ben sadece Allah'a inanıyorum işte. Şimdi biz yanlış din anlatıyoruz. Dine müdahale ediyoruz. Beşeri bir din yapıyoruz. Kendi bilgilerimizi din diye insanlara satıyoruz. Satınca bu sefer karşıdaki adam da sorguluyorsa diyor ki bu dini ben kabul etmem. Adam telefon ediyor bana. Vallahi cumayı kılmadan çıktım gittim diyor. Bunu da diyen bir profesör. Camiye gidiyor namaz kılıyor. Adamı fırttırıyor, adam tıptırıyor çıkıp gidiyor. Yani bu ne demek? Kur'ansız bir din anlatabilir misin sen ya? Ya sen Allah'sız bir din anlatabilir misin ya? Bu din Allah'ın dini. E Allah'ın vahyini bilmeden bu dini nasıl anlatacaksın sen? Şimdi bak, şu peygamberimize söylenen, şu dehşet verici olay. Yani Allah-u Teala diyor ki ben tuttum seni diyor. وَلَوْنَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ Seni tutmasaydım. O işi yapmaktan seni ben tuttum, geri çektim. Neredeyse onlara meylediyordun. Bu ne demektir biliyor musunuz değerli kardeşler? Bu din ancak Allah'ın gönderdiği vahiy ile anlatılır. Başka herhangi bir şeyle anlatılamaz. Öyle hurafelerle, uydurmalarla olmaz. O zaman kalkıyor adam diyor ki orada, birçok ayeti de yanlış mana veriyoruz tabii. Orada onu da söylemişler yani fıttırıyorlar. Efendim, şimdi buradaki ayetlere doğru duruş mana veremediğimiz için bu sefer adamlar diyorlar ki ya bunu değiştirelim abi Kur'an'ı ya çıkaralım oradan. Bu Müslümanlar doğru duruş bir din anlatmayacaklar. Bari biz bu ayetleri çıkartalım da doğru duruş din anlatalım. Be kardeşim zaten Müslümanlar Kur'an'dan ayetleri çıkarmış sen farkında değilsin. Aman söylemiyorum duymasınlar. Zaten Müslümanlar Kur'an ayetleriyle amel etmiyor ki. Etmiyor ki. Asmış onu duvara, koymuş onu sandığa, okunsun, ezberlensin ama hayatla bağlantısı olmasın. Ve biz zaten Kur'an'ın hükümlerini çıkartmışız. Çıkartmışız. Allah diyor, yolsuzluk yapmayacaksın, yapıyorsun. Hırsızlık yapma, yapıyorsun. Yalan söyleme, söylüyorsun. Emanete inat etme, etmiyorsun. Hukuku yanıltma, yapıyorsun. Yalan yere şahitlik yapma diyor sana, yapıyorsun. E ayetle bitti de o ayetler hepsini çıkarmışsın sen zaten. Kur'an'dan sen zaten çıkarmışsın onlar, bitti. Senin Kur'an'ın da yok zaten onlar. İslam aleminin zaten Kur'an yok, mezhepler doldurmuş orasını. Yani adam mezheple alakalı. Adam diyor ki şimdi mesela, şimdi doktora yazıyor. Yani 40 sene, 45 sene üniversitede çalıştım. Adam doktora yazıyor. Sen Maturidi'yi tenkit edemezsin, sorgulayamazsın. Sen Maturidi'nin dediği gibi yazacaksın. Adamı gelişebiliyor. Sen şimdi bunu böyle bir şey yazabilir misin? Sen Sünnisin. Sen Şiiliğe, Şiilik hep yanlıştır. Hepsi yanlıştır. Sen onlara göre bir şey yapamazsın. Geçemezsin, doçent olamazsın, profesör olamazsın. Bitti de sen işi bitirmişsin sen bu dünyada. Sen demiyorsun ki Allah'a göre kelam yapacaksın. Allah'a referans vereceksin demiyorsun ki. Matür diye referans vereceksin,
bilmem kime referans vereceksin. Al elalillah dinül halis. Bu seferde de elalillah dinül halis olacak. Nasıl olacak? Din sadece Allah'a hastır. Dikkat diyor Allah. Dikkat çekiyor. Düşün ki general gelmiş bir efendim askeri alana, askerler orada, hemen orada onun altındaki generallerden biri dikkat! Ne oldu? Ses yok orada. Allah dikkat çekiyor Zümer suresi 3. ayet. Ela! Dikkat! Lillahi dinul halis. Saf din Allah'a aittir. Bir. Hani bu dikkat? Sen diyorsun ki ben Allah'ın bu dikkat çekmesini, bu generali, menerali falan, bu genelkurmay başkanı ben tanımıyorum yani. Ben tanımıyorum. Yani ne din Allah'a aittir. Din işte falan mezhebe aittir, falan yere aittir. Kardeşim sen bırak sen şimdi o işi. Yanlış mı? Yani tam yerine getirdim verdim misali. Ela! Dikkat! Şimdi demek ki buradan ha bu ayetler açısından bir bakış yapıyoruz. İslam alemine bir projeksiyon çekiyoruz, bir ışık bakıyoruz veya bir MR çekiyoruz, MR yani tomografi çekiyoruz, film çekiyoruz. Ne için çekilir film? Adamın ayağı kırılmış, nerede kırılmış, kırık nerededir yani orayı bulalım. Veya bir ur var, kanser uru var ama nerede, beynin neresindedir falan bulalım onu diye MR çekiyoruz. Değil mi? Şimdi burası bir MR. Ha bu ayetler bir MR. İslam alemini sunduk MR'ın şeyine, makinesine. Şimdi bize söyleyecek ur nerededir? Ur Allah'ın vahyinden kopmaktadır efendim. Birilerini dost edinmek için yanlış fetva vermektir. Ve o fetvayı dindendir diye göstermektir. Olay bu. Ur burada. Onun için 75. ayette dünya ve ahiretin sıkıntılarını çekiyoruz. Ahireti daha çekmedi. Çekeceğiz. Ama bu dünyada bütün bu sıkıntılarımız, her şeyde sıkıntımız var. Farkında mısınız? Ailede sıkıntı var. Çocuklardan sıkıntı var. Karı koca arasında sıkıntı var. Ha? Efendim, memlekette sıkıntı olmayan yer mi var? İşte bu. Olay bu. Şimdi Allah-u Teala diyor ki ha bu insanlar neden böyle yaparlar? Yani peygambere gelip efendim sen uydur bana Allah'a uydur, ayetler uydur, değiştir filan. Böyle iş niye yaparlar? Efendim kelimeleri, ayetleri yerinden söküp oraya başka kelimeler koymaya çalışır. Nedir bu insanların derdi? Diye soruyu sorsak. Sorunun cevabını Şuara suresinin son sayfasında bulabiliriz. Gidelim oraya. Soruyu sorduk ama sorunun cevabını biz kafadan sıkamayız. Aa burada var. Şimdi bak, Allah bize bir soru soruyor. Hel ünebbiyukum, size haber vereyim mi? Allah diyor, haber vereyim mi? Alâ men tenezzelü şeyatînu, şeytanların kime indiğini haber vereyim mi size? Bu ayetleri bir defa geçtik buradan. Oldu 20 sene geçeli belki de. Evet. Şimdi Allah bir soru soruyor.
İstiyor musun? Öğrenmek istiyor musun? Haber vereyim mi sana? Şeytanlar kime iner? Allah Allah. Şimdi manayı vereyim de dönerim geriye. Tenezzelü inerler ala külli effakin esimin. Onlar her iftiracıya ve her günahkara inerler. Bak, şeytanlar kime iniyor? Yulgune sem'a, o şeytanları dinler o adamlar, o günahkarlar, o iftiracılar. Ve ekseruhum kâzibûn, onların çoğu yalancıdır. Şimdi çok önemli bir nokta. Yani o Fransa'daki olay bir toplantı değil o, bir sempozyum değil. Şeytanla sempozyum. Şeytan onlara konferans veriyor. Anlıyor musun? Şeytan inmiş oraya. Bize de iniyor. Tabii tabii. Yani dinin, Kur'an'ın dışında dine fetva verenlere şeytan iniyor. Şimdi bak. Ne demek bu şimdi? Hel unebbiukum ala men tenezzelü şeyatı. Şeytanlar kime iner? İner ne demek iner, iner? Yani gökte midir bunlar da iniyorlar? Olabilir. Gökten melekler iniyor ya. Şeytan da gökte olabilir, iner. Bir kısım şeytanlar buradadır. Burada cirit atıyor. Bir kısmı yukarıdadır. Orada haber, mesaj çalmaya çalışıyorlar. Onların bir takım, onlar da görevli. Bir kısmı Müslümandır yani cinlerin. Yani şeytan değil onlar, Müslümandır. Fakat tenezzelü inmek demek kime öğretirler? Kime pisliği öğretirler? Kime yanaşabilirler? Yanaşacak da ha. Yani affedersiniz bir misal vereyim. Yani bazı erkekler bilirler hangi yolda yürüyen hangi kadına yanaşacağını. Anlıyor musun? Bizim öyle bir sanatımız yok. Öyle bir sanatımız yok. Onu bilenler var, sanatları var. Bu adamların var böyle şeyleri. Efendim, şimdi kendisine yanaştırmayacak bir kadın bilir. Kimse yanaştıramaz, ona yanaşamaz. Şimdi bu şeytanlar da kime yanaşacağını, kimi etkileyeceğini, ha onu biliyor. Ona iner diyor. O demektir. İnmesi o demektir. Kime yanaşacağını, kimi etkileyeceğini, kimi yoldan çıkaracağını bilir. Söyleyeyim size diyor Allah-u Teala. Kim pas vereceğini bilir. Kim, kim? Kim şeytana pas verecek? Pas vereceği anlıyorsunuz değil mi? Dayak atarım sağa. Bacansın. Sen bilirsin değil mi? Sen profesörsün. Estağfurullah. Şimdi diyor ki Allah'ta tenezzeli onlar yanaşır. Onlar etkiler. Yani iner dediği bu. Ala külli effakin esimi. Her iftiracıya ve günahkara. Bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi şeytana bir helikopter olarak düşün, inecek şimdi. İnecek. Uçak her yere inemez ama helikopter iner bayağı. İner ama ne de olsa bir pist lazım ona. Yani o helikoptere bir pist lazım. Pist. Dağın tepesine inemez yani. Olmaz. Ha. İftiracılar ve günahkarlar şeytana pis hazırlıyorlar. Kendi gönlünde, nefsinde, beyninde şeytana pist hazırlıyor. Oraya şeytan iniyor. Anladınız mı şimdi? Ha bunu anlamadıysan gidin köprüden atlayın. Şeytan aşağı bakıyor, nereye ineceğim diyor. Şimdi bir yere inecek ama pis lazım. Pis de iftiracıların ve günahkarların gönlüne, kafasına, nefsine iniyor. Pis orası. Hop. İniyor. Şimdi diyor ki Allah-u Teala
Effakin esim. İftira edenler. Şimdi adam Kur'an-ı Kerim'i incelememiş. Fransa'yı düşün. Bu Fransa'daki olaydan sonra yapıyoruz ya bunları. Adam Kur'an'a iftira ediyor. Şeytan işi yapıyor. Ya şeytan inmiş oraya. Kongreyi şeytanla yapıyorlar ya. Adamlar sempozyumu şeytanla yapıyorlar. Şeytan bildiri veriyor. Şeytan bildiriyi yazmış adamın. Tutuşturmuş eline, sen böyle yaz. Böyle konuş. Bak. Nasıl bağlantılar kuruyorum görüyor musun? Benim işim bu. Benim işim Dante. Ha. Şimdi adam Kur'an'a iftira edecek. Allah'a iftira edecek. Allah'ın kelamını beğenmiyor. Efendim onun bildirisini kim yazıyor biliyor musun diyor burada Allah. Onun bildirisini şeytan yazıyor. Esimin günahkara, her günahkara iner, yanaşır yani. Adam günahsa, günahkarsa, adamın gönlünde günah kiri varsa, kiri, pas bağlamışsa gönlü, ne diyor? Kella bel râne alâ gulûbihim mâ kânû yeksibûn. Hayır. O insanlar yaptıkları, işledikleri günahlar onların kalbinin üzerine pas bağladı diyor. Ha o pas bağlayan gönüle iner o şeytan. Günahkar. Bir de bu günahkarlar, bu iftiracıların yaptığını da söyleyelim bir sonraki ayet. Yulgûne sem'a. Onlar kulak verirler. Ve ekseruhum kâdibun. Onların çoğu yalancıdır. Yani bir yerde yalan lafı varsa yalan. Yalanın olduğu yere mutlaka şeytan iniyor. Hatta o yalanı bildirisini ona şeytan yazdırıyor. O kadar basit. Ama biz bitiremedik ya. Şimdi bitmedi bu. Bitiremem de. Şimdi efendim ne anlattık? Bugün Fransa'da olan olay, yani Kur'an'ın bazı ayetlerini çıkartalım dedikleri o olay çok eskiden geliyor dedim size, hatırlayın. Tevrat'tan yuharrifunel kelime yapmış olmaları, feveylül lillezine yektubunel kitabe bi eydihim, elleriyle kitabı yazıp hada min indillahi demeleri Allah'ın katında, bu olmuş olaylar. Bu çok eskiden başlayan bir olaydır. Kutsal kitabı değiştirme olayı çok eskidir. Hatta Peygamberimizin döneminde Hazreti Peygamber'e neler yaptığını Yunus 15, İsra 73, 74, 75'te net bir şekilde anlattık. Ha, bu olacak. Ta ahire kadar bu pislikler olacak. Şeytan birilerine inecek, onlara bildiri yazdıracak, onlara kongrede bildiri verdirecek. Bu olacak kıyamete kadar. Şimdi değerli kardeşlerim, burada çok ilginç birkaç tane ayetim kaldı ama istesem bir mana vereyim geçeyim. Ha, ne dersiniz? Ayeti bitirmiştim ya. Evet, bitti. Efendim, dün televizyonda bu konuşmamı yaptım mı? Biraz daha uzun oldu. Bu kısa oldu. Şimdi orada bir dua yaptım. O duayı aynen yapıyorum. Ne yapıyoruz? 62. ayetini Şuara suresinin Hazreti Musa dedi ki kella, hayır inne ma'ya rabbi seyehdin, Rabbim benimle beraberdir, bana bir çıkış yolu verecek. Ya Rabbi, aynı duayı yapıyorum. Bu İslam alemine bir çıkış yolu ver ya Rabbi. Aynı dua. Amin.
Hazreti Musa'nın duasını tuttun, bizim duamızı da ona yanaştır ya Rabbi. Amin. Yine aynı duayı Hazreti Musa yaptığı başka bir dua. Medyen'e gelip efendim Şuayb peygamberin kızlarının şeyini koyunlarını suladıktan sonra çekildi kenara ağacın altında şu duayı yaptı. İnni lima enzelte ileyye min hayrin fakir dedi. Manası şu. Ya Rabbi bana indireceğim bütün iyiliklere muhtacım. Ya Rabbi bu İslam alemi senin indireceğin bütün iyiliklere muhtaçtır. Bize iyilikler ver ya Rabbi. El Fatiha.